geldi. Hoş geldiniz enişte. Hoş geldiniz yenge. Ya kusura bakmayın ya. Sizi daha memleketten buralara kadar çağırdım. Kusura bakmayın. Oh, buyurun geçin. Oturun. Gelmezmeyiz biz hiç biz. Senin telefonundan palas pandırası yollara düştük. Hemen geldik. Sen bizim kıymetlimizsin canım. Kızım kusura bakma. Otobüste klima altında kaldı yenge. Sesini böyle böyle çıkma. Yok yok benim her zamanki beni biliyorsun. Böyle 30 yıldır böyle bir ekstradan bir böyle oldu. Sen biraz abartıyor musun ya? Bence sen biraz abartıyorsun. Biraz abartın abi bence. Çarpılmış gibi evet, sokuyorsun. Hiç böyle değildin bak, gündüz provasında. Ben de şaşırdım. Böyle uzatıyor. Benim de derdim bu. Senin derdin ne güzel kızım anlat. Ne yaptı kızım? Niye ettin lan? Nasılsın? İyi misin yavrum? Vallahi ben hiç iyi değilim enişte. Ya ben bu manyak heriften ayrılmak istiyorum ya. İnanamazsınız. Ben hani yemin ediyorumsa ben evlilik değil, delilik yaşıyorum. Kızım aman öyle hemen öyle evlilik bitirme, böyle ayrılık mayrılık ne moda oldu ya? Öyle böyle bir şey yok. Hayır ne demek canım? Asla. Dur bakalım anlat hele derdini. Çözeriz evvelallah enişten burada. Ya İbrahim enişten hangi küsüklüleri bir araya getirdi? Kimleri barıştırdı? Hangi bitti denen evlilikleri? Bir araya getirdi, kaynaştırdı. Sen anlat İbrahim'i. Ama ağlayacak gibi konuşuyorsun. Ya değil mi? Sen bana ya. Olumlu bir şey söyler gibi değilsin. Beni över gibisin ama olumlu da kötü bir şey yapıyormuşum. Ya sen konuda kal. Niye bende kaldın ya? Kızım senin sol göz kapağın da kapanıyor ha. Aşarım ben. Haydi devam. Ben yengeme alışkınım enişte. Problem yok. Kızım ben de alışkınım da çok bir yüklendi yani. Olsun ne yapalım. O da böyle. Seviyoruz kendini. Sağ ol gülüm. Bak sağ ol diyor ama yaşmış şöyle dedim size. Bu Mesut denen adam, yani benim kocam. Her şeyi, herkesi eleştiriyor. Yavrum, yanlış mı biliyoruz? Senin kocanın mesleği bu değil mi? Sinema, müzik eleştirmeni bir gurme değil mi Mesut damadınız? Olabilir yani. İş hayatını, özel hayatı ayıramıyor olabilir. Olur böyle şey. Ya bak şimdi ben dedim bilgili, görgülü adam dedim bizim memlekete geldiğinde yani böyle bir o hallerin hareketlerine tavlandım falan ama işin özü öyle değil. Çok tanımadan evlenmişim yani gerçekten bir eleştirmenle evlenmek büyük bir lanetmiş. Aa yok lanet manet deme öyle deme güzel kızım bunu yapma. Neyi demeyeyim yengem gözümü seveyim neyi demeyeyim ya? Her gün her hareketimi, her anımı izleyen bir mobese kamerasıyla birlikteyim sanki. Her hareketimi notluyor, her şeyimi notluyor bu adam. Çünkü benim işim bu Mehtap. Ve sen benimle evlenirken benim bir eleştirmen olduğumu biliyordun. Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Hoş bulduk damat. Amuda kalkarak mı yatıyorsun oğlum? Ne oldu saçın? Nasılsınız? İyiyim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Mehtap, siz geldiğinizde size çay, kahve sordum, ikram ettim ya. Yok ama şimdi geldik daha, şunca ağzına geldik yani yere. O 5 dakika oldu. Evet. Şimdi daha iyi anladım. Ne yapıyorsun? Beni notluyorsun değil mi? Beni notluyorsun. Bakayım, ha? Bak. Misafirperverlik 10 üzerinden 4. 4 mü? 4'lük bir şey yok ya. Şimdi oturduk diyorum damat yani. 4'ü sil lütfen. Sil 4'lük değil ya kız. Bana bak. Sen git ne bileyim bir film eleştir, bir restoran eleştir. Sen beni niye eleştiriyorsun ya? Manyak mısın sen? Ben bir eleştirmenim ve benim görevim hayata kritik bir gözle bakıp onu irdelemek ve değerlendirmek. Yani bu konuda biraz haklı olabilir Mehtap'cığım. Çünkü neden adam eleştirmen olduğu için hayatı detaylarında yaşıyorcasına olabilir. O yüzden anlayışla karşılamak lazım. Hiçbir şeyi anlayışla karşılayamam yengem ya. Geçen gün düğün kaseti geçti elime. Evet. Dedim araya yıllar girmiş. Koyalım dedim şu kaseti dedim. Bir izleyelim, bir eski günleri yad edelim dedim. Bir insan düğün kasetinde eleştirir mi ya? Demez olaydım. Burnumdan getirdi. Ya Allah Allah. Düğünde biz de vardı. Gayet de güzeldi. Evet. Damat düğün kasetinde kaç puan verdin? 10 üzerinden 3. Ya. Aa, niye 3 ya? Yani şöyle söyleyeyim, ortam yaşamıyordu. Oyunculuklar çok yavandı. Kadraj deseniz çok kötüydü, böyle devamlı titriyordu. Saç, makyaj çok abartılıydı, çok. Onun yanında kostüme bakınca çok basit kalmıştı. Evet. Yani o enişteler, dayılar, yüksek oyunlar falan. Halay çok basitti, spesifik bir halay ben göremedim yani. Tamam, okey. Kız tarafı çok iyiydi.
Dozundaydı. Sağ ol, sağ ol. Ama erkek tarafı bütün yani düğünün enerjisini emdi. Duygu bana geçmedi. Geçireydin damat, senin düğünündü. Bir dakika. Yani düğün denen şey öyle bireysel bir performans değildir ki. Yani kişisel performansla siz düğünü alıp da bir yere götüremezsiniz, kotaramazsınız yani. Düğün herkesin ortak çabasıyla oluşan bir projedir. Ya çocuk kendi düğününe proje diyor. Belli ki Mesut'ta mesleki dezenformasyon var. Hmm. Ne, ne oldu? Ben bir şey dedim, yazı yazıyor. Ne yazıyor? Mesleki deformasyon olacak da onu not alıyorum. Ya puanımı kırdı ya. Görüyor musun? Bak, bak. Elimde şu caz defterle bütün dünyayı notluyor paşam. Ya Mehtap, lütfen abart. Lütfen art. Bizim de evliliğimiz 10 üzerinden 7. Bir dakika ya. Geçen hafta 8'di. Ne ara 7'ye düştük? Geçen yaptım bamya yemeğini denedim hayatım. Ve tekrarla değerlendirmeye çalışıyorum şu anda. Yani bamyadan ziyade o domatesin hakim olduğu, yer yer sümüklü bamyanın olduğu bir performanstan başka bir şey değildi, kusura bakma. Bana bak Mesut, ben hayatı 10 üzerinden yaşamak zorunda değilim. Yaşayacaksın, anladın mı? Yaşayacağız, ben de yaşayacağım. Eğer gelişmek istiyorsak bunu yaşamak zorundayız. Allah. Kötülüklerimizi iyiye çevirmek zorundayız. Ayrıca şunu da bil hayatım. Ha. Sırf karım diye ha. Ben kimseye 10 puan vermem. Ha. İndir o parmaklarını. İndirmiyorum ha. İndir. Bunlar benim parmağım. Yani benim özgür parmaklarım. Bana bak, verdiğin her şey yok. 2 verdim, 3 tamam. Verdim, 4 verdim. Bu ne ya? Bir dakika. Lütfen. Aa, çocuklar aşk olsun ama ya. Ya her evlilikte böyle inişler çıkışlar olabilir. Öyle değil mi hayatım? Kimse kusursuz olmak zorunda değil. Herkesin kusurları olabilir. Yani evliliklerde yani hani önemli olan yani birbirinin kıymetini bilmek diye ben. Sen valla bunu bana değil ona söyle bence enişten. Ona söyle. Gerçi ben düşünüyorum ya. Ben olmasam seni kim alacaktı? Teessüf ederim. 10 üzerinden 10'luk kadınlarla görüştüm ben. Öyle mi? Evet. Ne güzel, aferin sana. Ne kadar sürdü ilişkiniz? 10 üzerinden 1 saat. Niye? Daha fazla katlanamadılar değil mi sana? Hayır, kırıcı olmayalım, kırıcı olmayalım. Lütfen Mehtap. Bak, kötülüyor kadın. Gittikçe titremeye başladı. Fark ediyorum enişte. Yengem, niye kırıcı olmayalım? Gözünü seveyim. Biz bu adam yüzünden büyük dedemin cenaze evinden kovulmuş insanlarız. Aa, nasıl kovarlar? Ne kadar ayıp etmişler, ne kadar ayıp etmişler ya. Ya yok yok ya. Taziyeye gelen herkesin kılık kıyafetini notladı bu adam ya. Ya bak benim neden? Kadın dedemi kaybetmiş. Acılı kadın. Yok efendim, annem bu nasıl kılık kıyafetmiş? 10 üzerinden 2 verdi ya. Az bile etmiş. 2 verdi. Az bile etmişler, az bile etmişler. Neneye 2 mi verdin oğlum? Neneye 2? Aslında birlikti de. Öyle. Yani acısına binaen bir daha acısını katlamak istemedim. Yani o sezona yakışan renk Allah aşkına siyah mı? Bir de siyah ilk akla gelen renk. Cenaze Ekim'de. Ben de sadece onlara dedim ki yani bir dahakine daha pastel, sonbahar tonları kullanın dedim. Bu kadar basit. Bir dahakine. Evet, bir dahakine. Valla Mesut, yani iyi tarafından bakmaya çalışıyorum. Zorlanıyorum ama çalışıyorum. Hani Mesut yapıcı eleştiri getirerek yardımcı olmaya çalışıyor diyebilir miyiz acaba? Ah işte tamam. Ne yapıcısı ne yardımcısı. Ya ben çocuk yaptım. Çocuk yaptım. Evet. Hastanedeyim. Benim doğumumu eleştirdi ya. 10 üzerinden 6 verdi bana. Çocuk yapmışım ha. Daha çocuğu kucağıma vermemişler. Mehtapçığım bak sana burada söylüyorum. Siz misafirlerimiz de var ama senin doğum performansın. Hiç senden böyle bir performans beklemiyorum. Yani gerçekten o haykırışlar, o çığlıklar kakafonikti. Böyle ulu orta bağırdın. Zamanlamayı iyi kullanamadın. Suyun hemen geldi. Yani çok kötüydü. Ben gerçekten anlamadım. Çok uzadı, çok uzadı ve finale doğru da sarktı. Ne sarktı? Üretim sancısı. Yani şöyle söyleyeyim. O bebek artık doğmamıştı. O kadar uzatmanın hiçbir alemi yoktu. Tamam, okey. Senin performansına ben bir şey söylemiyorum. Evet, takdire şayan bir performanstı ve daha sonraki çocuklar için de bir umut vaat edici performanstı. Bir şey söylemiyorum. Çok hoştu. O ne bileyim, o 9 aylık ön hazırlık süreci yani bana geçti. Ben bunları gördüm.
Zaten bu yüzden yapıcı eleştiri yapıyorum ben. Ama senlik bir performans değildi. Ya sen ne yapmışsın ha? Bir dakika, bir dakika. Buyurun. Peki senin için ya bu eleştirmenimizi anlatabilir mi? Onun üzerinden onluk doğum performansını dinleyebilir miyiz sen? Ya mesela gelir gelmez sedyede bırakacaksın çocuğu. Ya İhsancı geldi, performatif bir şey gerekiyor. Sen Anadolu kadınısın, o ıhlar ıklar daha batı. Anladın mı? Buraya dair bir doğum. Sen... Aa deyip mi arada? Hoppa! Diye patlatacaktın. Keşke. Zaten yani izleyici etkisini orada alacaktı. Bam! Diye hemen alacaktı gibi. Anadolu kadını gibi hemen de sırtına çalacaktın bebeği. İşine devam edecektin. Doğru mu anlıyorum? Sesinizi alışamıyorum. Pardon, devam et. Yani senden böyle bir... Bak ben... Bak çok iyi bir performanstı. Ona bir şey söylemiyorum ama ben yapıcı eleştiriler. Anladın mı? Benim olayım bu. Bana geçti yoksa. Ne yapıcısı ya? Ne yapıcısı? Sen ne yapmışsın? Ben çocuk yaptım. Çocuk. Ben çocuk yaptım. Sen ne yaptın acaba? Gerçi bizim oğlandan da ben bir iki puan kırdım da. Yani... Okey, doğdun. Tamam, güzel. Inga ne ya? İlk akla gelen. Ro de bir şey de yani. Inga. Yani standart bebek. Ro mu desin? Çok ya. Biliyorsan sen doğursaydın Mesut. Ya, bu da işte eleştirmenlere yapılan şey. Çok biliyorsan sen yap. İyi o zaman biz bir... Kuşları inceleyen kuş bilimciye ne diyeceğiz? Çok iyi biliyorsan sen uç mu diyeceğiz yani? Ben bir şeyi yapmam. Ben eylem adamı değilim. Ben eleştiririm. Kuş muyum lan ben? Kuş muyum? Keşke kuş olsaydın. Keşke kuş olsaydın. Tatlı tatlı şurada ya kızım, senin boğazda tavuk kemiği mi kaçtı acaba? Bir gençle, bir dakika. Gençle. Neyse bir saniye ama çok rica ediyorum. Sen yap bakayım ya. Oo, hiç olmuyor. Gazete sıkışmış galiba. Tavuk kanadı kaçmış. Kemik kaçmış. Yok, ben onu çıkardım. Mola yerinde yediğimizi diyorsun. Ben onu çıkardım, o yok. Hmm. Aşındırmış o zaman. Ne diyeyim şimdi? Şimdi genç... Ya Mesut, yavrum enişten olarak öğüt vereyim. Mesela eve iş getirmeyip mesain bittiğinde o küçük defterini kapatmaya ne dersin acaba? Bak oğlum, iş dünyasının zorluklarını kusura bakma da ben senden daha iyi bilirim yani. Bugün naburum ben oğlum. Bir nalbur İbrahim olarak da gittiğim evlerde ben de yani dübellerin farklılığı, vidaların yamuk takılmasını ne bileyim görüyorum işte. Boya badanadaki kat izleri olsun, sertleşmiş bir rulo balkonda kalmış orada kova, atonun yenisini al yani. Söyleyecek birçok şeyim var ama dillendirmiyorum yani ben insanlara bunu. Evet, benim eşim iş hayatıyla özel hayatını çok güzel birbirinden ayırır. Misal değil mi? Benim nalbur olan eşim İbrahim bambaşkadır. Eşim olan evdeki İbrahim bambaşka. Ben buraya, bugün sizin buraya eşim olan İbrahim'le geldim. Öyle bulunuyor. Evet, ben nalbur üniformamı çıkarttım da geldim buraya yani. Enişteniz olarak. Ha! Hadi ünü bakalım, matematikten kaç aldım? 10 üzerinden 4. Bilemedim. 10 üzerinden 9 aldım. Aferin benim oğlum. Aferin annem. Yalnız puanım matematiği değildi. İçeriye girdin, misafirlere merhaba demedin, kimsenin elini öpmedin. Terbiye 10 üzerinden 4. Beni delirttiği gibi çocuğu da delirtecek bu. Ben söyleyeyim. Ya ne gerek var? Niye dörtleniyorsun? Biz yabancı mıyız? Öper, yine öper oğlum ya. Yeğenim öpersin. Tamam şey. Heyecan yavaş bak. Yavaş tamam. Gel öp. Bak. Ay korkuyorum ben. Bütün kıllarımı tütsüledi, ateş çıkarttı ağzıma. Ver bakalım yani, şu başarısı neymiş? Heyecan yapma çocuk, sağ ol. Okey, o var. Tamam. Tamam. 10 üzerinden 6 diyelim, hadi. Ulan öğretmeni vermiş 9, sen neyine 6 verdin? Şuraya bakar mısın? Allah aşkına şuraya bakar mısın? Yazı muntazam değil. 4. soru, bakın cevap için ibarenin dışına taşmış. İbare ne ya? 7. soru. Kopya çekmiş 7. soruyu, silmiş, tekrardan yazmış. Kendine özgün bir anlatım yok. Tamamen çalıntı. Senden daha iyi performans beklerdim Paşa. Ben de anamdan daha iyi bir seçim yapmasını beklerdim yani. Eten ya! Beni delirttin! Allah Allah! Benim anamın evladıyım yani! Düş şakamdan artık, sal beni bana, sal! Mesut, çocuk haklı. Çocuğun üstüne gitme Mesut. Can güvenliği için gitme Mesut.
Çocuk haklı. Ay yani ayrıca... Tamam oğlum. Hocası puan vermiş. Sen eleştirmen olabilirsin de yani hocası vermiş puanı artık be damat. İşte hocalar çok suyuna gidiyor. Hocanın görevi bunu pohpohlamak değil. Anladınız mı? O yüzden 10 üzerinden 5 veriyorum ben de. Hocaya da mı verdin? Deli. Hocaya değil. Böyle amatör hocaları okutan ve çalıştıran kurumlara veriyorum. Hocaları mı okutuyorlar? Evet. Artık seni başka bir okula yazdırma zamanı geldi galiba. Ya ben gitmem başka okula falan. İstemiyorum başka okula gitmek. Oğlum senin potansiyelini gerçekleştirebilmen için bunları söylüyorum ben sana. Yani o potansiyeli gerçekleştirmesin çünkü altımızı ödeyeceğiz gibi be geliyor. Ya baba, ben sadece ilkokula gidiyorum baba. 4 tane işten biliyorum, resim çizebiliyorum. Bir takım bir şeyleri bilebiliyorum ya. Ne potansiyeli ya? Sen eleştiriyorsun diye yani 7 yaşında bir göksem boyun var. Ne güzel işte, eleştirilerin işe yaramış demek ki. Şimdi odana go, odana git ve düşün bakalım hatan neymiş. Bak işte gidiyordun değil mi? Boğuluyordun bana bunları yaparken. Gidiyorum hadi. Hadi. Gidişimi de eleştir o zaman hadi. Bak nasıl gidiyorum, bunu da eleştir. Al misafir. Al misafiri. Ölü taklidi yap, ölü taklidi yap. Hoş geldin. Hoş geldin. Al misafir. Al misafiri. Aşağı. Evet bir şey. Annem ay. Bıktım artık ya. Hale bak ya. Terbiye üzerinden 2. Benim ya. Hala işe yaramazdı ya. Nasıl bir babalık bu? Yıldım. Yaşam senin gibi söndürdün. Siz gibi bir izleyesim yok. Gıcık giyrenç adam. Görüyor musun benim yavrumu? Görüyor musun? Bu çocuk çocukluktan ergenliğe geçiş yaptı sırf senin yüzünden. İlk akla gelen şeyler bunlar. Ben Mesut, ben yine devreye gireceğim. Bak oğlum, bir abin olarak söylüyorum bunu. Bir, bu çocuk senin uykunda boğar. O bir kere kesin. İkincisi, evlilik dediğimiz olay yani iki insanın tecrübelerini paylaşması, evet, bir yolda iyisiyle, kötüsüyle, evet, acısıyla, tatlısıyla, evet, beraber yürümesi, evet, bir yükün altına girerken de birbirlerine omuz vermesi, evet, sırt sırta bunu paylaşması ve sağlıkta, hastalık, saygı, sevgi çerçevesinde sadakat. Sen, ne, ben konuştukça ne yazıyor lan? Ne yazıyor? Vallahi ben bakacağım. Bir şey yazmıyor. Ne yazacak eniştem ya? Senin öğütlerini notluyordur. Aa! Harbi mi lan? Okur musun lütfen? Yok, ben şimdi sizinle biraz empati kurdum da duymak istemezsiniz. Yani sizi sarsmasın, kötü olmasın. Aşk olsun damat, ben eleştiri kaldıramayacak bir insan mıyım? He? Ne yapıyorum oğlum? Beni okur lan. Bizler bir neler yaşıyoruz. Yok bak. İbrahim eniştenin öğütleri umut verici başlasa da klişelerden ve kendine tekrardan oluşan bir laf kalabalığına dönüşmesi çok zaman almadı. Ses tonunu etkili bir biçimde kullanamayan İbrahim enişte, izleyenlerde abi tavsiyesinden ziyade adeta ninni etkisi yarattı. 10 üzerinden 2. Yani tabii ben senin görüşlerine saygı duymakla beraber elbette mesleğim bu tabii ki. Güzel şeyle yorumlar getirmişsin. Ama yani akrabalarının birçoğunun evliliğini öğütlerle kurtarmış bir enişte olarak açıkçası... Boğarım lan seni! Sen bana nasıl ikiyelirsin? Sen bana nasıl ikiyelirsin adam lan? Vallahi öldürürüm seni. Nasıl olabilir ya? Nalbur adamım ben ya. Memleketten gelmiş enişte Nalbur'a nasıl iki verir arkadaş? Öyle bir şey olabilir mi? Ne olur sen konuşma, ne olur sesin. Çok yüksek olma sen. Görüşler için kendini bozma ha. Tabii ki den... Pardon, sığ mı? Evet, sığ. Sıpsığ. Sığlarca. Kusura bakma da Mesut Bey kardeşim. Yani senin eleştirilerin çok yüzeysel ve ilk akla gelen şeylerden oluşuyor gibisine benim için. Ne, ilk akla gelen mi? Evet, evet. Deminden beri dinliyorum seni. Birçok eleştirini dinledim. Aldım bu cebime koydum, aldım bu cebime koydum. Aldım çantama koydum, aldım buraya koymadım. Neyse, hepsini de analiz ettim ve bana görünen o ki... sen böyle gelişe güzel bir takım laflar edip... hiç fikir beyan etmeyen, öyle ilk akla gelen lafları sıralıyorsun arka arkaya eleştiri diye. Bakın, siz benim de ya böyle... Ya sen fikir beyan etmiyorsun, sen anca yargı beyan ediyorsun. Ne yapar biliyor musun bu? Seni yalnız
ve mutsuz bir insan yapar seni, ben söyleyeyim mi? Bakın, siz benim eleştirimi eleştiremezsiniz. Aa. Ben çok iyi bir eleştirmenim. Siz evet. beni eleştiremezsiniz. Muhakkak muhatabı mesleğin yapıyorsun da ben yıllardır... annem olsun, ablam olsun, komşularım olsun, kaynanam olsun, kaynatam olsun... bunların eleştirilerini, profesyonel eleştirilerini dinlemiş bir insan olarak... senin eleştirilerin var ya bana... onca dikkat çekme çabası gibi geliyor. O yüzden seni puantlıyorum ve senin eleştirilerine 10 üzerinden ancak 1 veriyorum Mesut Bey kardeşim. Sen bir de bana aynen, bir. Aynen sana 1 veriyorum. Siz bir kere bana 1 veremezsiniz, ay anladınız mı? Ya. Ben sizi eleştiriyorum. Ay vallahi katlanamayacağını bilseydim işte ben seni eleştirmezdim ha Mesut. Yenge kız. Ya. Yenge, ben eniştemden umut duydum. Sen ne yaptın ya? Mesut'u nasıl bu hale getirdin? Güzelim, zayıf noktasına abandım. Abanation. Çünkü ne biliyor musun? Bir eleştirmenin en zayıf noktası eleştirilmektir. Bunu da yaz. Kızım ya, vallahi bravo Nazlı. Senden hiç beklemezdim kızım. Nereden biliyorsun sen bunu? 25 yıldır her yaptığım şeyi eleştiren kocamdan. Olay ne ara bana döndü ya? Gülmekse mesele, katılarımıza ve de sen de söyle.